Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ saldırı anları ortaya çıktı. Bir cep telefonu kamerasıyla o anlar bir apartmanın balkonundan saniye saniye bakın nasıl kaydedildi. Haber masasında Selçuk Özdağ'ın şoförü Bayram Polat'ın anlattıklarını birebir doğrulayan görüntüler. Saldırının hemen arkasında emniyette ifade verdiği işlemleri sırasında Halk TV'de haber masasına konuşan Selçuk Özdağ'ın şoförü aynı zamanda koruması Bayram Polat şunları anlatmıştı. Gördüğünüz üzere görüntüde en arkadaki siyah araba Selçuk Özdağ'ın makam arabası ve Selçuk Özdağ birlikte şoförü ve koruması Bayram Polat. O noktada arabaya tam bindikleri esnada saldırının gerçekleştiğini, sopalarla, silah kabzasıyla, demir çubuklarla bu saldırı gerçekleştikten sonra Bayram Polat ancak silahını çekip ateşleyerek saldırganları uzaklaştırabildiğini, kaçırabildiğini söylemişti. Saniye saniye haber masasında ne anlattıysa Bayram Polat, görüntülerde de aynısı mevcut. Saldırı gerçekleşiyor. Saldırının ardından, arabanın tam biniş esnasında gerçekleşen bu saldırının ardından Selçuk Özdağ'ın korumasının o noktada silahını ateşlediği görülüyor ve bunun üzerine bakın saldırganlar koşarak kaçıyor. Araçlarına biniyorlar ve hemen o noktayı terk ediyorlar. Araçlarına binmeden önce Bayram Polat'ın ve Selçuk Özdağ'ın saldırganlara dönük koşmaları ve belki de orada bir plaka alma çabaları da var. Görüntüleri bir kez daha izleyelim. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik gerçekleşen silahlı, sopalı, demir çubuklu Bayram Polat'ın anlatımlarından elbette alıntılıyoruz. O saldırının görüntüleri ilk kez ortaya çıktı ve haber masasında Bayram Polat'ın söylediklerinin birebir doğru olduğunu da beraber izledik. İlk kez izledik ve beraber gördük ki saldırı anları gerçekten de tam arabaya biniş esnasında oluyor. Ellerde sopaların, çubukların olduğu görülüyor. Sonrasında Selçuk Özdağ'ın şoförü ve koruması silahını ateşleyene dek saldırının devam ettiği, ancak silah ateşlendikten sonra bir anda saldırganların kaçmaya başladıkları, araçlarına binerek olay yerini terk ettikleri, bu yönde çabaları göze çarpıyor. Devamında arkadan koşturan Selçuk Özdağ ve şoförünü de görüyoruz. Hem saldırganların üzerine doğru devam ediyorlar, saldırganların kaçma esnasında da belki de bir plaka alma çabası, belki onları durdurabilme, emniyet güçlerine teslim edebilme çabasının olduğunu da görüyoruz. Bunları da tek tek ekranlara getirdik. Önemli görüntüler. Türkiye'nin utanç gündeminde, Türkiye'nin korku ikliminde değerlendirildiği bir süreçte böylesi bir saldırı tehdidinin olduğu günlerde gazetecilere, siyasi partilerin genel başkan yardımcılarına haliyle bunun yarattığı bir korku ikliminden bahsediliyor. Dolayısıyla böylesi görüntülerde insanları telaşa sevk eden görüntüler olarak kayda geçti efendim. Şimdi de ilgili